Merhaba arkadaşlar, ismim İsmail Özen, 3B Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Dersimiz Servet Fünun Edebiyatı, 23. föyden sanatçılardan devam ediyoruz. Hemen şöyle föyümüzü açalım. Evet, ilk sanatçımız Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'e başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum bütün arkadaşlara. Şimdi Servet Fünun dönemi sanatçıları ile ilgili neler biliyoruz? Hiç bakmadık diyelim şu anda. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yeni çalışmaya başladık. Fakat Servet Fünun döneminin özelliklerini öğrenmiştik diyelim ki. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Servet Fünun döneminin özelliklerine dair bildiğiniz her şeyi ortaya koyan sanatçılar bunlar zaten. Dolayısıyla Tevfik Fikret ile ilgili neler biliyoruz şu anda? İşte Servet Fünun döneminde şiirde Parnasizm'den etkilenilmiş. Tevfik Fikret Parnasizm'den etkilenmiştir. İşte Batı Edebiyatı'ndan alınan Sone, Terzarima, Triole gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Bunu yapan Tevfik Fikret zaten. Cenap Şahabettin hakeza. İşte Aruz'u başarıyla kullanmışlar. Şiirde şekil kusursuzluğu aranmış. Bütün bu özellikleri ortaya koyan eserleriyle Servet Fünun dönemi şairleri. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Bunun ötesinde sanatçıları ezberlemek için mutlaka yazarak çalışmanız gerekiyor. Şöyle bir şey var, işittiklerimizin, okuduklarımızın %20'sini hatırlayabiliyoruz. Fakat yazdıklarımızın %60'ını hatırlayabiliyoruz. O yüzden yazarak çalışmak lazım. Mümkünse bunları 3 kere, 5 kere, gerekiyorsa 10 kere özelliklerini, önemli özelliklerini, eserlerini yazmak gerekiyor bir kağıda. Hatta şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. İşte önümdeki 10 dakikayı Tevfik Fikret'e ayırıyorum. Değil, Tevfik Fikret, elimize boş bir kağıt alıp Tevfik Fikret'le ilgili yazılabilecek önemli maddeleri yazmak, hatta eserlerini mümkünse görselleştirmek gerekiyor. Bir çizgi şeklinde bir kağıda aktarmak gerekiyor. Bunu arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi piyasada şifreli edebiyat diye kitaplar var. Onlar size anlamlı gelmeyebilir. Sizin hafızanızda Tevfik Fikret'in eserlerinin özelliklerini yer edebilmesi için bu şifrelemeyi sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. O yüzden böyle bir çalışma yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu önümdeki 10 dakika Tevfik Fikret'e ait diyeceksiniz. Bir boş kağıt alacaksınız. Tevfik Fikret'le ilgili önemli maddeleri yazmaya çalışacaksınız. Eserlerini görselleştirmeye çalışacaksınız. Bunu tavsiye ediyorum. Evet, şimdi Servet Fünun Edebiyatı'nın pek çok sanatçısı var. Bunlardan ben 6-7 tanesini ayrıntılara girerek anlatmaya çalışacağım. Diğerlerini sadece isimlerini vererek yetineceğim. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin dönemin en büyük şairleri. Önce bunu bir aklımızda tutalım. Dönemin en büyük romancıları da Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf. Bunlara Hüseyin Cahit Yalçın'ı da ilave edebiliriz. Şairlere de Süleyman Nazif'i bir üçüncü isim olarak ilave edebiliriz. Evet, Tevfik Fikret 1867 yılında doğmuş. Tekrar bu tarihleri bilmesek de en azından kafamızda bir şeylerin somutlaşması için dikkat etmekte yarar var. 1915 yılında ölmüş. Servet Fünun Edebiyatı'nın öncü ismidir. Biliyorsunuz Servet Fünun Dergisi'nin yazı işleri müdürüydü aynı zamanda. Asıl adı Mehmet Tevfik, Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş, daha sonra yüksek tahsil yapmamış. Asıl adı Mehmet Tevfik, Tevfik Fikret ismini kullanmış. Kendisi bulmuş bu ismi. Hemen şöyle yazıp bir şey göstermek istiyorum. Tevfik Fikret aynı zamanda ressam ve ressam ve mimardır. Hatta Aşiyan adlı, Bebek sırtlarındaki Aşiyan adlı evinin mimarisini de kendisi çizmiş. Bu ismi de aslında kendisi bulmuş. Şöyle dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle şu şekilde okunabiliyor bakın. Yani Tevfik Fikret, yukarıdan aşağıya doğru da okuyabiliyoruz. Tevfik Fikret şeklinde. Herhalde bize ressamlığı ile ilgili, mimar oluşu ile ilgili bir ayrıntıyı aktarıyor diye düşünüyorum.
ki temsil ettiği Parnasizm akımının da zaten resimle, plastik sanatlarla bir ilgisi olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz Parnasizmin en temel iki özelliği, görünen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire aktarmak ki Servet Fünun döneminde Tevfik Fikret'in de var, tabloların altına şiirler yazmışlar, betimleyici şiirler yazmışlar. Özellikle Maideniz ve Yağmur şiirini hatırlamakta fayda var. Tevfik Fikret'in eser adları değil bunlar, tek tek şiirlerin adı. Parnasizmin bir diğer özelliği şiirde şekil kusursuzluğu aramak. Şekil kusursuzluğu derken kafiyesi, ölçüsü, uyağı, redifi kusursuz olacak. Tevfik Fikret'te böyle bir arayış ve böyle bir çaba var ki bunu da başarmış. Evet, devam ediyoruz. Galatasaray'da öğretmenlik, müdürlük, idarecilik yapmış. Robert Koleji'nde hakeza yine öğretmenlik yapmış. Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmış. Hayatı boyunca İstanbul dışına hiç çıkmamış, hep İstanbul'da yaşamış bir şair. Tevfik Fikret'in aslında şiirde üç dönemi var. Fakat bizi asıl olarak iki dönemi ilgilendiriyor. İlk dönem divan edebiyatı etkisi altında dini içerikli şiirler yazdı. Bu dönemde kısmen Muallim Naci'nin de etkisi altında. Dönem, yani Servet Fünun öncesi dönem. Eski şiirler diye Rubabi Şikeste'de bugün Tevfik Fikret'in kitabını alırsanız orada bu şiirleri bulabilirsiniz. Dini içerikli şiirler divan edebiyatı etkisinde yazılmış. Sonra bildiğimiz Servet Fünun dönemindeki Tevfik Fikret var. Tam manasıyla Servet Fünun'un şiir özelliklerini yansıtan bireyci bir şiir anlayışına sahip olduğu dönem, ferdiyetçi, sanat sanat içindir anlayışına bağlı kaldığı dönem. Daha sonra 1901'den, özellikle 1908'den sonra toplumcu çizgide eserler verdiği bir dönem var arkadaşlar. Evet, şuradaki maddeleri aslında aktarmışız. 1901'den sonra demiş burada, özellikle 1908 sonrasında, yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra yazdığı şiirlerde Tevfik Fikret'in toplumcu bir çizgiye kaydığını görüyoruz. Bu şiirlerinde, yani 1908 sonrası yazdığı şiirlerinde baskıcı yönetime karşı çıkmış, yeniliği, medeniyetçiliği, özgürlüğü, idealistliği, meşrutiyeti övmüştür. Tevfik Fikret biliyorsunuz Abdülhamit'ten nefret eden bir şair. Herhalde bu ifade yanlış olmamıştır. Abdülhamit döneminde de Sis şiirinde yönetime duyduğu öfkeyi İstanbul'a yansıttığı bir şiirdir. Bu tepkisini dile getirmiş. Sonraki dönemlerde 1908'den sonra ikinci meşrutiyetin ilanını coşkuyla karşılamış. Fakat bir süre sonra iddiaçıların da baskıcı bir rejime yönelmeleriyle iddiaçıları da eleştiren şiirler yazmış. 1908'den sonra yazdığı şiirler toplumcu bir çizgidedir dedik. Özellikle Ramazan Sadakası, Seza, Verin Zavallılara, Balıkçılar gibi şiirlerin tam manasıyla toplumcu çizgide yazılmış şiirler olduğunu söyleyebiliriz. Aruz veznini başarıyla kullanmış. Bu manada biraz da Parnasizmin etkisiyle şiirde şekil kusursuzluğunu aramıştır demiştik biraz önce. Teknik açıdan kusursuz denilebilecek şiirler yazmış. Aruz veznini Türkçeleştirme konusunda biliyorsunuz biraz önce iki şairin daha ismini zikretmiştik. Aruz'u Türkçeleştiren üç büyük şair, Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulayan üç büyük şair, diğer ikisi kimdi? Yahya Kemal ve Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı Aruz vezniyle yazılmıştır. Dili de sadedir diyebiliriz. Bakarsanız orada Aruz'un Türkçe'ye ne kadar başarılı uygulandığını siz de görebilirsiniz. Bir diğer özelliği Nazım-ı Nesre'ye yaklaştırmıştır. Nazım-ı Nesre yaklaştırma konusunda da Mehmet Akif'le bir benzerliği söz konusu. İki şair de Nazım-ı Nesre yaklaştırma konusunda son derece başarılı. Fakat burada hemen şunu belirtmek lazım. Yahya Kemal
Nazm-ı Nesir'den uzaklaştıran şairlerden biridir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şiirleri biçim yönünden kusursuz gibi görünür. Servet Fünun döneminde yazdığı şiirlerde özellikle Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar vardır. Dili ağırdır. Bildiğimiz Servet Fünun döneminde kullanılan dil. Son derece ağır bir dil. Fakat son hayatının son döneminde, zannediyorum 1912 veya 13 yılındaydı, Şermin adlı çocuk şiirlerinde dil oldukça sadedir ve bu kitapta yer alan şiirlerin tamamı hece vezniyle yazılmış, hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerdir. Batıdan alınan sone, terzarıma, triole adlı nazım şekillerini kullanmış, yine serbest müstezatı bildiğim kadarıyla yine ilk ortaya koyan şairdi. Eserlerine bakıyoruz. Eski şeyler, ilk döneminde yazdığı şiirler bunlar. Yani Servet Fünun öncesi dönemde yazdığı şiirler. Rübab-ı Şikest'te en önemli eseri gibi görünüyor Tevfik Fikret'in. Bugün Tevfik Fikret'in şiirlerini almak istediğinizde Rübab-ı Şikest'te tüm şiirleri başlığı altında kitabı alabilirsiniz. 1901 yılına kadar, yani Servet Fünun döneminde yazdığı şiirler, Haluk'un Defteri sosyal konulu şiirler. Haluk Tevfik Fikret'in oğludur. Bu eserin de Haluk'un şahsında döneminin gençlerine tavsiyelerde bulunmuş. Tevfik Fikret tam hümanist bir batıcıdır. Bu minval üzere Haluk üzerinden döneminin gençlerine tavsiyelerde bulunduğu şiirlerdir, sosyal konulu şiirlerdir diyebiliriz. Şermin hece vezniyle yazdığı, çocuklar için yazdığı, sade dille yazdığı şiirler hayatının son dönemlerinde yazmış Şermin adlı kitabı. Tarihi Kadim, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret'in tartışmalarına neden olan eseridir. Kutsal olan her şeyi inkar ettiği uzun bir manzumedir bu eser. Bayrağa, vatana, hatta Allah'a hakaret ettiği şiirler var burada. Açıp bakabilirsiniz siz de. Rubab'ın cevabı, ikinci meşrutiyetin ilanı üzerine duyduğu sevinci anlatan uzun bir manzumedir. 95'e doğru meşrutiyetin, yine ikinci meşrutiyeti kastediyoruz, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra gelişen olaylardan duyduğu hayal kırıklığını anlatan uzun manzume. Yani İttihatçılar da Tevfik Fikret'in istediği bir yönetim tarzını ortaya koymamış. Onlar da bir süre sonra baskıcı bir rejime dönüştürmüşler. Tevfik Fikret 95'e doğru adlı eserinde bu hayal kırıklığını anlatmış. Özellikle Sis şiiri şiirlerinden bir tanesi önemli. Dönemin siyasi atmosferine duyduğu nefreti adeta İstanbul'a yönlendirmiş bu eserinde, Sis şiirinde. Daha sonra biliyorsunuz İstanbul aşığı bir şairimiz var, Yahya Kemal. Sis'te Söyleniş adlı eserde Tevfik Fikret'e bir anlamda cevap vermiş diyebiliriz. Sis'te Söyleniş. Bu eserleri de aklınızda tutmanızda fayda var. Sis, Tevfik Fikret yazmış. Dönemin siyasi atmosferini ve eleştiren ve İstanbul'a duyduğu nefreti dile getiren bir şiir. Sis'te Söyleniş, Yahya Kemal tarafından Tevfik Fikret'in Sis şiirine cevap mahiyetinde yazılan bir eser diyoruz. Geçiyoruz. Evet. Bir sınav sorusu var burada. Okuyalım soruyu. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tevfik Fikret'le ilgili bir soru aslında. Fakat özellikle nerelerden hareketle bunun Tevfik Fikret'e ait bir açıklama olduğunu anlayabiliriz. Bunun üzerinde durmakta fayda var. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan'ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde Avrupa'yı Türk şiirinin 1880'den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından Parnasyenlere benzeyen şair. Biraz önce de anlatırken söylemiştim. Parnasizmin iki önemli özelliğinden birisi şiirde şekil kusursuzluğunu aramaktır. Şekil kusursuzluğunu derken
ölçüsü, uyağı, kafiyesi, redifi kusursuz olacak. Tevfik Fikret'te bu tam manasıyla var. Duyuş tarzı bakımından da şairliğinin ilk safhasında romantiklere bağlıdır. Aruz'un kalıplarını müzikalite bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair. Aslında şurası bakın bir dizgi problemi var herhalde. Konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanması Aruz'u Türkçeleştirmesiyle alakalı aslında biraz önce söylemiştik. Üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupa'yı Türk şiirinin temsilcisidir demiş. Doğru cevap Tevfik Fikret zaten. Onun üzerine konuşuyoruz. Geçelim Cenap-ı Şahabettin. Servet Fünun döneminin Tevfik Fikret'ten sonra ikinci önemli şairi. 1870 yılında doğmuş, 1934 yılında ölmüş. Evet. Aynen Tevfik Fikret gibi veya Servet Fünun şairlerinin genelinde gördüğümüz özellikler bunda da var. Sanat için sanat anlayışına bağlı kalmış, toplumsal konularla ilgili şiir yazmamış. Şiirlerini aruzla yazmış, hecenin bir ölçü olamayacağını iddia etmiştir. Bu özellikle 1911 sonrasında hece-aruz tartışmaları başlıyor milli edebiyatla birlikte. Özellikle Ali Canip Yöntem'le Ziya Gökalp'le bu manada birçok tartışması var. Hatta Cenap Şahabettin'in milli edebiyat, Ali Canip Yöntem'in milli edebiyat meselesi ve Cenap Bey ile münakaşalarım diye bir kitabı var. Bu eserde sade dil, aruz ölçüsü, hece ölçüsü bağlamında yapılmış bir takım tartışmalar yer almış bu eserde. Cenap Şahabettin heceye karşı çıkmış, dilde sadeleşmeye de karşı çıkmış. Heceyi parmak hesabı olarak değerlendirmiş. Şiirde aruz ölçüsünün kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Bir askeri hekimdir Cenap Şahabettin. Tıp öğrenimi için Fransa'ya gitmiş. Fakat Fransa'da tıp öğreniminden ziyade Fransız şiirini incelemiş. Özellikle Fransız farmasistlerinden ve sembolistlerinden etkilenmiş ki Cenap Şahabettin'in mensup olduğu akımdan bahsederken başlangıçta parnasist, sonrasında sembolisttir diye söylüyoruz. Bu manada ilk sembolist şairimizdir desek de yeri olur. Edebi dilin konuşma dilinden farklı olması gerektiğine inanmış ki milli edebiyatın sade dil tartışmaları bağlamında söylemiş yine bunu. Milli edebiyata karşı çıkıyor. Yani edebiyat dili konuşma dilinden farklıdır diyor. Biliyorsunuz Yeni Lisan makalesinde Ömer Seyfettin konuşulan İstanbul Türkçesinin yazı dili olarak esas alınması gerektiğini ifade etmişti. Cenap Şahabettin buna da karşı çıkıyor. Yani edebi dilin konuşma dilinden farklı olması gerektiğini savunmuş. Biraz önce söyledik, heceye de karşı çıkmış. Bu yüzden Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmış. Hatta biraz önce Servet Fünun'u anlatırken söylemiştik, bir önceki dersimizde söylemiştik. Bu yadırganan tamlamalar vardı Servet Fünun döneminde, Saat-ı Semenfam gibi. Bunları özellikle çokça kullanan bir şairdir Cenap-ı Şahabettin. Mecaz, teşbih ve istarelerle dolu ama bir o kadar da özgün dili, sembolizmin etkisini düşündürmüştür şiirlerinde. Fransızcanın etkisiyle oluşturduğu tamlamalar edebiyat dünyasında eleştirilere uğramıştır. Havf-ı siyah diye biraz önce bahsetmiştik. Saat-ı Semenfam diye. Havf-ı siyah. Siyah korku. Aslında bir anlamda bu ikinci yeni şiirinde gördüğümüz alışılmamış bağdaştırma örneklerindendir. Mesela siyah ceket, siyah gömlek, siyah köpek desek bunların gerçek hayatta bir karşılığı var. Mantıkla uyumludur. Fakat siyah korku mantıkla çok uyumlu değildir. Şiire ilişkin imgesel bir söyleyiştir ki biz bunlara alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Özellikle ikinci yeni şiirinde bu uygulamaları çokça göreceğiz. Mesela aklıma şey geldi. Atımı istedim, evin göğü gerindi diyor İlhan Berk. Evin göğü gerindi. Evin göğü ne demektir? Evin göğü alışılmamış bağdaştırmadır. Havf-ı siyah gibi. İkinci yeni şiirinde de böyle bir uygulamayı görüyoruz.
Şiirde anlamdan çok ahenk ve müzikaliteye önem vermiştir ki bu sanat sanat içindir görüşü doğrultusunda eser veren şairlerin hepsinde görebileceğimiz bir özellik aslında. Evet, ahengi aruz vezni çok önemsemiş dedik. Elhan Şta şiirinde şiirin değişen ritmine göre farklı aruz kalıpları da kullanmış. Aruza ne kadar hakim olduğunu da gösteriyor bu. 1908'den sonra şiir yazmamış, yalnızca düz yazı türünde eserler vermiş. Biraz önce Tevfik Fikret'in eserlerini görmüştük. Tevfik Fikret de yazdığımız, gördüğümüz eserlerin hiçbirisi düz yazı türünde eser değildi. Tamamı şiirdi. Fakat Cenap Şahabettin'in romanı hikayesi yok. Tevfik Fikret'in de romanı hikayesi yok. Hatta dergilerde yazdığı makaleler var fakat kitaplaşmamış bunlar. En azından biraz önceki eserlerin içinde yoktu. Cenap Şahabettin'in gezi yazısı yazdığını, makale yazdığını filan görüyoruz şiir dışında. Bir tane şiir kitabı var, Tamat. Tek şiir kitabı, önemli bir eser. Hac yolunda hac yolculuğunu anlattığı bir eser. Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak-ı Irak bunlar gezi yazıları. Pek çok gezi yazısı yazmış gördüğümüz gibi. Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh adlı makaleler var, önemli eserler. Tiryaki sözleri biz de zannediyorum ilk vecize derlemesiydi bu eser. Tiryaki sözleri. Vecize biliyorsunuz söyleyeni belli olan özlü sözler. Yani mesela işte bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Kim söylemiş? Hazreti Ali. Biz bu tarz sözlere vecize diyoruz. Vecizelerin derlendiği bir eser. Tiyatro eserleri var Cenap Şahabettin'in. Yalan, Körebe, Küçük Beyler. Shakespeare adlı bir monografisi var. Bu eserlerden özellikle Tiryaki Sözleri önemli bir eserdir. Şu makaleler önemlidir. Tamat hakeza tek şiir kitabı önemli. Şu ilk dört başlık altında yazılmış eserler diğerlerinden daha önemlidir diye söylemek mümkün. Evet. Servet Fünun döneminin üçüncü önemli şairi diyebilirim. Hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar, aslında Süleyman Nazif'in özelliği şu, Namık Kemal'den gelen ateşli vatanperverlikle şu madde önemlidir. Servet Fünun üslubunu birleştirmiştir diyebiliriz. Fakat hemen başa dönelim tekrar. Servet Fünun döneminde yazdığı şiirler bireysel içeriklidir. Bu şiirlerde İbrahim Cehti müstahar ismini kullanmış. 1908'den sonra kime benziyordu? Bu özelliği itibariyle toplumsal konulara yönelmiş. Tevfik Fikret'e benziyor. Tamamıyla toplumsal konulara yönelmiş. 1908 ikinci meşrutiyetten sonra. İstanbul'un işgali üzerine yazdığı Kara Bir Gün adlı makalesi çok önemli. Bir duyarlılığı ifade etme bağlamında. Bu yazısı nedeniyle Malta'ya sürülmüş. Malta'da vatan hasretini dile getirdiği Dağ Üssıla adlı şiiri sanatçının en çok beğenilen, en çok okunan şiirlerinden biridir. Yine Firak-ı Irak adlı esere Irak'ın Türk vatanından kopmasını ve bu kopuştan duyduğu üzüntüyü dile getiren bir eseridir Süleyman Nazif'in. Firak-ı Irak'taki şiirlerden birisi Dicle ve Ben yine yazıldığı dönemlerde çok meşhur olmuş, çok okunmuş, çok beğenilmiş bir şiirdir. Yine bir başka önemli eseri Çal Çoban Çal Bursa'nın işgalden kurtuluşunu anlatan önemli eserlerinden birisi. Servet Fünun şairlerinden Süleyman Nazif'in ayrıldığı yan baştan beri aslında şudur diyebiliriz. Servet Fünun şairleri, yazarları genel itibariyle kötümserdir. Melankoliktir, umutsuzdur. Süleyman Nazif en kötü durumlarda bile ümidini kaybetmeyen bir şair olarak diğer Servet Fünun şairlerinden ayrılıyor diyebiliriz. Eserleri Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri, Batarya ile Ateş, Düz Yazıymış bunlar. Çal Çoban Çal, Tarihin Yılan Hikayesi adlı makaleleri de biraz önce zikretmiştik Çal Çoban Çal.
önemli eserleri arasında. Evet, Halit Ziya Uşaklıgil ile geçtik. Türk romanının babası olarak zikredilir birçok eleştirmen tarafından. Halit Ziya Uşaklıgil, hemen hatırlayalım tekrar Halit Ziya Uşaklıgil dendiğinde. Defalarca tekrarladığımız bir cümle vardı. Tanzimat döneminde yazılan romanlar teknik açıdan kusurludur. Türk edebiyatında batılı örnekleriyle kıyaslanabilecek ilk başarılı romanlar Halit Ziya'nın Mai ve Siyahı ile başlar diye söylemiştik biraz önce. Bunu tekrar hatırlatalım. Bu yüzden Türk romanının babası olarak addedilmiştir. Çok dilli bir yazar Halit Ziya. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Arapça ve Farsça bilen bir şair, yazar, romancı. İlk romanlarını İzmir'de yazmış. Ne bu romanlar? Nebi'de, Sefi'de, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası. Daha sonra asıl şöhretini İstanbul'a geldikten sonra yazdığı romanlarla sağlamış. Bu İstanbul'a geldikten sonra yazdığı romanların ilki ve en önemlisi neydi? Mai ve Siyah. Gene hani Halit Ziya'nın romanlarının geneline baktığımızda 3 romanı çok önemli. Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, bunlar özellikle yangında ilk kurtarılacak eserler, en önemli eserleri. Ve diziye de uyarlanan Aşk-ı Memnu adlı Yasak Aşk, günümüz Türkçesiyle Aşk-ı Memnu adlı romanı Halit Ziya'nın en büyük romanlarıdır ki öğrencilerimize özellikle şu ikisinin özetine bakmalarını tavsiye ediyorum. Yani bunların özetine bakmadan sınava girmemelerini tavsiye ediyorum. Aslında bize bu romanların özetine baktığımızda, Servet Fünun romanına ilişkin şunu öğreneceğiz. Karamsarlığı göreceğiz. Mesela bunlarda. Mesela Mai ve Siyah romanında Mai hayalleri, romantizmi, duygusallığı ifade eden, umudu ifade eden bir kelime. Roman böyle başlar. Mehtaplı bir boğaz gecesinde romanın kahramanı Ahmet Cemil hayaller kurar. Masmavi hayaller kurar. Fakat romanın sonu simsiyah biter. Hakeza Aşk-ı Memnu romanının da sonunu biliyorsunuz. Dizisinden de hatırlayan arkadaşlar var. Romanın sonu karanlık biter. Bir intiharla biter. Hakeza gene mesela Mehmet Rauf'un Eylül romanı da sonu kötü biten romanlardan biridir. Yani bizde karamsarlık oluşturan romanlardan biridir. Orada da işte Necip ve Suat ahşap bir konakta yanarak can veriyorlardı romanın sonunda. Mutlaka bu iki romanın özetine bakmalarını tavsiye ediyorum. Ki Mai ve Siyah, Servet Fünun kuşağının dramını anlatan bir romandır aynı zamanda. Evet, biraz önce bir şey söylemiştik. Servet Fünun edebiyatını genel olarak anlatırken. Romanlarda genelde mekan İstanbul, ki Halit Ziya romanlarında da böyle. Fakat hikayelerde, öykülerde İstanbul dışına da çıkmış Halit Ziya. İzmir taşrasını anlatmış. Hatta romanları genelde seçkin tipleri konu eder. Yalılarda, konaklarda geçer. Fakat hikayelerinde İstanbul'un kenar mahallelerine de yer vermiştir. Realizm akımından etkilenmiştir ki benim şöyle bir genellemem var. Tanzimat'ın ikinci döneminden sonra yazılan roman ve hikayeler birkaç istisna dışında 1950'lere kadar Türk edebiyatında hep realizmden etkilenerek yazılan romanlardır. İstisnalar ne? Nabizade Nazım ilk naturalist romandı. Romancımızdı. Nabizade Nazım. Gene Servet Fünun döneminin bağımsız isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında naturalizmden etkilendiğini görüyoruz. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle 1950'lerde yaygınlaşan toplumcu gerçekçilik akımı da gerçekçiliğin özel bir biçimidir. Bunun dışında Türk edebiyatında Tanzimat'ın ikinci döneminden itibaren yazılan roman ve hikayelerde genellikle realizm akımının etkisini göreceğiz. Hikayelerinde Fransız sanatçı Maupassant'ı örnek almış. Zaten bunu da şöyle
hemen bir ifade edelim. Servet Fünun döneminden sonra 1950'lere kadar hikaye yazan birçok yazar Mopazant tarzından etkilenmiştir. Bunun dışında olan isimler kimlerdi? Memduh Şevket Esendal var, Halit Ziya Işaklıgil var. Gene son dönem yazarlarından, Cumhuriyet döneminde Tarık Buğra var. Bunun dışında genel olarak yazarlarımız, Milli Edebiyat döneminde de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hikaye yazan yazarlarımızın büyük bir kısmı Mopazant tarzı hikayeler yazmıştır. Yani olay hikayeleri yazmışlardır. Hikayelerinde olaylar İzmir ve İstanbul'da geçer. Romanlarından farklı olarak hikayelerinde biraz önce söylediğimiz cümleyi tekrarlamış oluyoruz aslında. Geniş halk topluluklarına yönelmiştir. Şehirlerin mahalle içlerini, yoksul semtlerine ait hayat manzaralarını yansıtmıştır. Gene biraz önce Servet Fünun'u anlatırken söylediğimiz özelliklerden birisi, edebiyatımızda mensur şiirlerini kitaplaştıran ilk yazardır. Mensur şiirler adı altında kitaplaştırmış ki diğer mensur şiir türünde yazdığı eser de Mezardan Sesler'dir. Eserlerine geçiyoruz. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu. En büyük romanları bunlar. Özetlerine bakın dedik. Bir diğer üçüncü büyük romanı Kırık Hayatlar. Diğer romanlarını da öğrenmek gerekiyor. Fakat özellikle bu üç eser mutlaka aklımızda bulunsun sınava girerken. Onun dışında önemli anı kitapları yazmış ki bugün Servet Fünun'a dair bildiklerimizin büyük bir kısmını bu eserlerden biliyoruz. 40 yıl saray ve ötesi. 40 yıl saray ve ötesi. Özellikle 40 yıl edebiyat hatıralarından oluşan bir anı kitabıdır. Hatıra kitabıdır ki Türk edebiyatında önemli hatıra kitaplarından biri. Biraz önce söyledik, tekrar söylüyoruz. Mensur şiirler edebiyatımızda kitaplaşan ilk mensur şiir örneğidir. Mezardan Sesler bir diğer mensur şiir örneği Halit Ziya'ya ait. Özellikle altını çizdiğim eserler diğerlerinden daha önemlidir diyorum. Mehmet Rauf dönemin diğer büyük romancısı. 1874'te doğmuş, 1931'de ölmüş. Aslında Mehmet Rauf Halit Ziya'nın etkisinde ve gölgesinde kalan bir yazar. Buna rağmen Türk edebiyatının büyük romancılarından biridir. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Hem roman yazmış hem hikaye yazmış. Deniz subaylığından istifa etmiş. Serbest yazarlık yapmayı tercih etmiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadın dergileri çıkarmış. Hayatının bir döneminde ticaretle uğraşmış. Halit Ziya'dan çok etkilenmiş. Fransız romancı Paul Bourget'den de çokça etkilendiği söylenir. Eserlerinde Servet Fünun anlayışına uygun romantik aşkları, özellikle Eylül romanı aklımıza gelsin. Yoğun bir biçimde duygular, hayaller, kişilerin iç dünyası, hüzün ve karamsarlık konularını işlemiştir ki Mehmet Rauf'un romanlarında hemen Eylül'ü yine hatırlayabilirsiniz. Kahramanların sayısı azdır fakat karakterler derinliğine psikolojik olarak analiz edilmiştir. Bu özelliğini hatırlatmak gerekiyor ki Eylül romanı 3 kişinin çevresinde şekillenen bir romandır. Necip, Süreyya, Suat özetine bakılması gereken bir roman. Bakın sadece 3 kişi var fakat bu 3 kişi derinliğine iç dünyaları, psikolojik gelgitleri tahlil edilmiş eserde. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermemiş. Romanlarında psikolojik tahlillere çok önem vermiş. Bunda başarılı olmuştur diye söyledik ki Türk edebiyatında Eylül ilk psikolojik roman örneği olarak kabul edilir. Bir de hemen tekrar geçmişe dönüp hatırlayalım. Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseri de ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir. İlk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Eylül ilk psikolojik roman olarak kabul edilir Türk edebiyatında. Realizmden etkilenmiştir genel itibariyle. Fakat kahramanları romantiktir. Aslında Halit Ziya'nın Mavi ve Siyah'ında baş kahraman Ahmet Cemil de romantik bir karakterdir. Fakat eserler realist bir tutumla yazılmıştır. Genellikle aşk konusuna ele almış. Eserlerinde mekan İstanbul'dur. Mensur şiirlerde yazmış ve başarılı olmuş bunda. Siyah İnciler adlı mensur şiiri özellikle önemliydi.
Eserlerinden elbette ki birçok esere önemli, fakat ilk aklımızda bulundurmamız gereken eserler bunlar: Eylül ve Siyah İnciler. Bunları unutmuyoruz. Eylül ve Siyah İnciler. Eylül, Türk Edebiyatı'nın en büyük romanlarından birisi. İlk psikolojik roman diye söyledik. Siyah İnciler, Türk Edebiyatımızın önemli mensup şiir örneklerinden birisi diyoruz ve geçiyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın Servet Fünun döneminde daha çok gazeteciliğiyle ve tartışmalarıyla öne çıkan, edebiyat tartışmalarıyla öne çıkan bir isim ki Kavgalarım diye bir eseri de var. Bir de başka bir özelliğinden bahsetmek gerekir. Muhtemelen gazeteciliğiyle alakalı. Döneminin Servet Fünun yazarlarından, şairlerinden dili nispeten daha sadedir diyebiliriz. Mülkiye'de okurken Ahmet Şaik'le birlikte bir Ermeni kitapçıya cinayet romanları çevirerek edebiyat dünyasına adım atmıştır. İsmi bir daha geçmeyecek. Ahmet Şaik ismine dikkatinizi çekiyorum. Ahmet Şaik, Servet Fünun döneminin eleştirmenidir. Tevfik Fikret'in tavsiyesiyle Servet Fünun dergisinde roman ve hikaye eleştirileri yayınlayan bir yazardır. Aslında şöyle söylemek lazım. Ahmet Şaik, Türk edebiyatında belirli bir eleştiri disiplinine bağlı kalarak eleştiri yapan ilk eleştirmenimizdir desek yeridir. Hippolyte Taine adlı Fransız yazarın bilimsel eleştiri anlayışına, tarihi eleştiri anlayışına bağlı kalmış, belirli bir disipline bağlı kalarak eleştiri yayımlayan ilk eleştirmenimizdir demek gerekiyor. Bunu da böyle antiparantez belirtmiş olalım. Hüseyin Cahit'ten devam ediyoruz. Servet Fünun topluluğuna katıldıktan sonra dergide hikayeler, fıkralar, makaleler yayınlamış ki romanları da var, biraz önce söylemiştik. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla siyasete atılmış, İstanbul milletvekili olmuş. İstanbul'un işgalinden sonra birçok yazar gibi Malta'ya sürülmüş ki Malta'ya sürülen Süleyman Nazif vardı, Ziya Gökalp vardı. İleride Milli Edebiyat döneminde göreceğiz. Onlardan birisi. Malta'da sürgündeyken tarih, sosyoloji ve eğitim üzerine eserler çevirmiş Fransızcadan. Oğlumun Kütüphanesi adıyla bunları kitaplaştırmış. Edebiyat-ı Cedide döneminde, yani Servet Fünun döneminde yeni edebiyatı ve Batı kültürünü savunan ateşli makaleler yayınlamış. Meşrutiyetten sonra, ikinci Meşrutiyetten sonra, 1908'den sonra siyasi makaleyi diğer türlere nazaran daha çok tercih etmiş. Realizmden etkilenmiş. Diğer yazarlar gibi başarılı ruh çözümlemeleri var roman ve hikayelerinde, tasvirlerinde başarılıdır. Daha önceden hatırlattığımız bir şeyi tekrar hatırlatıyoruz. Servet Fünun dergisi 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi nedeniyle, yayınlanması nedeniyle, çeviri makalesinin yayınlanması nedeniyle kapatılmıştı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bu Servet Fünun Edebiyatı'nın son bulduğu tarihti, 1901. Eserleri nadide, hayal içinde romanmış bunlar. Önemli eserler. Hayat-ı Muhayyel, Hayat Hakikiye sahneleri. Mesela lise kitaplarında eskiden Hayat-ı Muhayyel'den, Hayat Hakikiye sahnelerinden alınmış parçalar vardı. Önemlidir. Niçin aldatırlarmış? Bir diğer hikaye kitabı. Servet Fünun edebiyatının özelliklerinden bahsederken söylemiştim. Servet Fünun topluluğunda hayal-hakikat çatışması var demiştim. Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserlerinin isminde de bu var bakın. Hayal içinde, hayat-ı muhayyel, hayali hayat demek. Hayat hakikiye sahneleri, günümüz Türkçesiyle ifade edersek gerçek hayat sahneleri. Bu bize Servet Fünun döneminde hayal-hakikat çatışması olduğunu gösterebilir. Hatıraları var, edebi hatıralar. Özellikle lise kitaplarında eskiden Edebi Hatıralar adlı eserinden alınmış bir bölüm vardı ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Mehmet Rauf'un da Edebi Hatıralar diye bir
eseri var. Gene Hüseyin Cahit Yalçın'ın en karakteristik eserlerinden birisi Kavgalarım. Özellikle Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'la, hatta Ahmet Mithat Efendi ile yaptığı tartışmaları içeren eseri Kavgalarım. Bu eser de önemli bir eser. Evet, burada kalıyoruz kaldığımız yerden. Bir sonraki derste devam edeceğiz. İyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.